Yüzyıllardır insanoğlunun korkulu rüyası olan kanser hastalığı, günümüzde de hayatımızı tehdit eden hastalıkların başında gelmektedir. Bu amansız hastalıkla mücadele edebilmek için büyük yatırımlara, tıbbi donanımlara ve konusunda uzmanlaşmış personele ihtiyaç vardır. Radyoterapi alanında hizmet veren ilk özel hastane olan Avrasya Hospital, bugüne kadar çok sayıda hastanın radyoterapisini, yani ışın tedavisini gerçekleştirmiştir. Radyoterapi nedir? Onkoloji hastalarında, yani kanser hastalarını tedavi eden bir tedavi şeklidir. Radyoterapinin çalışma mantığı nedir? Radyoaktif iyotla vücudun kanserli olan bölgesindeki hücreleri öldürür, yok eder. Bu işlem seanslar halinde hastaya uygulanır. Radyoterapi hangi durumlarda kullanılır? Onkolojik hastalıklarda, yani kanser hastalığının tedavisinde radyoterapi kullanılmaktadır. Hasta hangi aşamalardan geçer? Hasta öncelikle polikliniklerde genel cerrahi, meme polikliniği, üroloji, dahiliye gibi branşlarda önce hastalığın teşhisi konur. Hastalığın teşhisi konan durumda hasta onkoloji bölümüne müracaat eder. Onkoloji bölümüne gelen hasta radyasyon onkoloğu tarafından fizik muayenesi yapılır, değerlendirmeleri yapılır ve hastalıklı olan kanser dokusu tedavisi için hasta öncelikle simülatör cihazına yatırılır. Simülatör cihazında hastanın üzerinin, kanserli hücrenin üzerinin açık olması istenir. Bunun üzerine ölçümler yapılır ve çizimler gerçekleştirilir. Bu çizimler hasta için çok önemlidir. Çünkü radyoterapi sırasında bu çizimlerin bulunduğu bölgeler tedavi altına alınmaktadır. Hasta yarım saat kadar simülatör cihazında yatar. Orada gerekli planlamaları yapılır. Daha sonra doz planlama sistemine, radyofizik uzmanlarına dosyası gönderilir. Bu dosya üzerinde hastanın ne kadar doz alacağı, ne kadar süre doz alacağı hesaplamaları yapılır. Daha sonra hastaya randevusu verilir ve hasta tedavi cihazına gider. Tedavi cihazları Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümünde iki çeşittir. Lineer akseleratör dediğimiz LINAC cihazı. LINAC cihazında hastanın sadece hastalıklı olan bölgesini içine alacak şekilde 3 boyutlu planlama yapılır. Bu 3 boyutlu planlamada hastalıklı hücreler tedaviye alınır ama sağlıklı hücreler zarar görmez. Bunun için değişik kurşun korumalar, teknik işlemlerden geçirilir ve hasta konforlu bir tedaviye ulaşır. Bu seanslar halindedir. Hasta doktorunun belirlediği süre içerisinde tedaviye gelir ve tedavisini tamamlayıp kontrollerini olmak üzere onkoloji bölümünden ayrılır. Avrasya Hospital. Şifa Kapısı.